Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden cuma, hayırlı cumalar olsun arkadaşlar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun çalışan arkadaşlara. Ben Zürih'teyim, hava çok soğuk, biliyoruz hava çok soğuk, bir şey değişmedi yani. Yalnız Zürih'in bambaşka yerlerine geldim. Buralardan hiç çekim yapmamıştım. Size buraları da göstermek istiyorum. Gelin bakın, böyle Zürih'i hiç görmediniz. Buralarını görmediniz. Nerelerdeyim? Benim çalıştığım taraf olmadığı için müşterileri gene bayağı bir karıştırmışlar. Onun müşterisini bana, bunun benim müşterimi ona, arkadaşlara dağıtmışlar. Bambaşka bir yere geldim. Onun için kamerayı açtım. Buraları da görmüş olursunuz. Sabah trafiğini de görmüş olursunuz. Bakın İsviçre'de, Zürih'te neler oluyor, neler bitiyor. Tabii bazı arkadaşlar yazıyor. Ya abi, İsviçre internette hep güzel anlatılıyor. Şöyle anlatılıyor, böyle anlatılıyor. Kardeşim, İsviçre'de işte böyle, Zürih böyle. Burada da çalışmak lazım. Kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Tabii işin oldu mu, gücün oldu mu, kalma yerin oldu mu sıkıntı yok. Yalnız tabii ki burada da meslek yapmak şart, burada da çalışmak şart. Herkes bir şeyler yapmaya uğraşıyor. İnternette tabii önüne gelen bir şeyler yazabilir. Doğruyu yazar, yanlışı yazar. Artık size de kalmış bir şey, inanırsınız inanmazsınız. Ben elimden geldiği kadar size doğru doğru söylemeye, göstermeye uğraşıyorum. İsviçre nasıl? İsviçre güzel arkadaşlar, güzel. Biraz evvel dediğim gibi, işin gücün olursa, işinden memnun kalırsan, yani maaşın iyiyse, kiran fazla yüksek değilse veyahut da kendi bir daire ev satın alabildiysen, ucuz yollu oturabiliyorsan, İsviçre süper. İsviçre'nin üzerine yok. Tabii bu her ülke için geçerli. Şimdi ben şöyle bir navigasyondan bakayım. Ben de buralarda dikkat etmem lazım. Buradan ben en iyisi nasıl gideyim? Ben de bu yoldan gideyim, öbür arkadaş gibi. Ya bu şeylere de gıcık olmaya başladım. Arkadaşlar yolun üstünde gidiyorlar. Ne deniyor ona Türkçe? Burada scooter mı deniyor? Ne deniyor? Zigne zıkımsa işte. Numarası yok, sigortası yok, bir şey yok. Yola çıkıyorlar onlarla. Onlara çok tehlikeli yani, dikkat etmek lazım. Bir gün başımız belaya girecek. Lambası da yok, gördünüz. Ne arkada ne önde lambası da yok. Yola çıkıyorlar ama numarası yok. Sanırım yani yasak yola çıkması. Ben bu işi tam çözemedim. O işin peşine de bir düşmek lazım. Ben nerelere geldim böyle ya? Buralardan çoktan beri geçmemiştim. Burası 30. Sürat muhakkak bir yere bir radar koymuşlardır arkadaşlar. Burası böyle yani. Zürih çok fena oldu o konuda. Geçen de okudum, 280 tane mine radar varmış Zürih'in içinde. 280 tane radar. Yani düğün salonunda resim çeker gibi Zürih'te resim çekiyorlar. Buraya da hep yeni binalar yapılmış. Evet arkadaşlar, haftayı gene bitirdik sayılır. Bugün günlerden cuma, biraz evvel söylediğim gibi. Önümüzde hafta sonu var. Tabii daha erken işlerimizi bitirelim. Ondan sonra hafta sonunun keyfini çıkarırız hep beraber. Yarınsı için daha program yapamadım. Yarın için de bir program yapmam lazım. Murat dikkat et, 30 burası, vallahi çeker şak diye.
Hiç gözünün yaşına bakmaz senin. Evet, merkeze doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Buraları hiç çekmemiştim. Yani buraları yeni görüyorsunuz. Şimdi buradan ben sizi nasıl götüreyim eve? Buradan sağdan mı gidelim? Sağdan gidelim, göl boyundan gidelim. Gelin hep beraber göl boyuna doğru gidelim. Buradan çekmiş olabilirim video. Burada sol tarafta Vizavi lokantası var. Bunun ismi daha halen Vizavi mi ya? Eskiden Vizavi'ydi bunun ismi. Değiştirmişler galiba ismini. Yani işte arkadaşlar burası banka. Banka, banka. Bakın bu binaların hepsi bankalara ait. İleride yol kapalı. Yok, kapalı değil. Açık, açmışlar. Burada su borusu patlamıştı galiba. Bir şey olmuştu. İnşaat halindeydi. Evet, buradan direkt gittiğimiz zaman göl boyuna gidiyoruz. Size Zürih Gölü'nü göstermek istiyorum. Zürih Gölü'nü de bir görmüş oluruz. Bu ilerideki soldaki binayı da demirlerle kaplamışlar ama ne olacak acaba sonunda bu demirler? Ev yıkılmasın diye mi yaptı? Ne için yaptı bilmiyorum ki. Arkadaşlar tam karşısı Zürih Gölü. Yazın buralara ana baba günü oluyor. Bilhassa cumartesi, pazar. Buradan gemiler kalkıyor. Tur yapabilirsiniz. Kısa turlar var, uzun turlar var, yemekli turlar var. Çeşitli türlü turlar yapabilirsiniz buradan. Uzun tur galiba 1,5 saat falan sürüyor. Yemekli oluyor. Ona göre biletinizi alıyorsunuz. Hepsi içinde. Tabii içecek, özel bir şey içmek isterseniz onun parası ayrıyetten ödeniyor. Zürih'te tramvay var arkadaşlar. Yer altından öyle metro falan yok burada. Zürih onu yapmadı. Yapamadı veya yapmak istemedi bilmiyorum. Burada tramvay çalışıyor. Kuyruğunu tramvay çiğnemiş diyorduk eskiden. Yeşil yanıyor ama trafik kapandı. Nereye gidiyorsun? Bu Appenzeller'de nereye gideceğini bilmiyor. Bir o yana bir yana dönüyor. Biraz evvel de benim önüme geçti. Yalnız o yandan gidersen yanlış. Appenzeller'e gideceksen orası yanlış. Onu biliyorum ben. Ama başka bir yere gideceksen onu bilemem. Appenzeller'e gideceksen solda kalman lazımdı. Çünkü otobana çıkman lazım. Belki ileriden gene makas yapar, yapmadı. Bastı gitti. Burada tam karşıda Globus dükkanı var arkadaşlar. Sosyete buradan alışveriş yapar. Tina Turner de buradan. Bu hemşerim de uyanıklık yaptı, önüme girdi. Canı sağ olsun Mercedes. Ve sağ tarafta göl var. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Kamerayı yine ayarlayalım.
Bu arada yeni gelen abonelere hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim bana destek olduğunuz için. Arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlar da sizler de abone olursanız, destek olursanız tabii ki gurur duyarım, sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Ve eski abonelerime de, senelerden beri bana destek olan abonelerime de Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde ailemiz günden güne büyüyor. Buralara kadar geldik. Kimin aklına gelirdi? 2,5 sene evvelsi başladım ben YouTube videosu yüklemeye. 2,5 senede buralara geleceğimiz. Ben gerçekten çok gururluyum, sevinçliyim. Ailemiz günden güne büyüyor. Her gün 5-10 kişi geliyor. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Buralara kadar hep beraber geldiğimiz için. Ben elimden geldiği kadar size İsviçre hakkında şehirlerini, köylerini, kültürünü tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin de tabii bir isteğiniz var ise, herhangi bir özel istek, ona göre de tabii video çekimi yapabilirim. İsviçre'nin yemekleri, dağları, taşları, bunları biliyorsunuz. Yemek videosu çoktan beri yapmadım. Tabii zaman lazım. Onu da inşallah pek yakında gene devamını getireceğiz. Ama beni tanıyanlar biliyor ki arkadaşlar full çalışıyorum. Yani sabah 5'inde zil çalıyor. Akşam eve gelmem de 5-5,5 oluyor. Tabii zaman lazım. Videolara da zaman lazım. Böyle müşteriden müşteriye giderken bu zamanı değerlendiriyorum. Sizlere böyle video çekebiliyorum. Şimdi mesela Zürih'teyim. Yoksa özel Zürih'e gelmem lazım bu videoyu çekmek için. Buna da tabii zaman lazım, para lazım, araba lazım, mazot lazım. Böyle bunu da gerçekleştirebiliyorum. Şükür böyle imkanlarım elimde olduğu için bunu da değerlendiriyorum, değerlendiriyoruz diyebilirim. Yalnız trafik bugün, ne bileyim, saat, evet, bu saatlerde trafik başlıyor. Erken oldu mu sabah trafiği var. Ondan sonra 1-2 saat şöyle bir hafifliyor trafik arkadaşlar. Saat 9.30, ondan sonra gene 9'dan sonra diyebilirim gene çoğalıyor. Alışverişe gidenler filan, oraya buraya gidenler gene çoğalıyor işte böyle. Büyük şehir tabii, İstanbul'un trafiğinden karşılaştırırsak burası bir köy gibi oluyor. İsviçre'de kaç hane? 430 bin mi, 450 bin mi, ne, oralarda, o civarda yani. İstanbul'la karşılaştırırsak 20 milyon nerede? 450-500 bin nerede, değil mi? Smart. Bir kere ben bir arkadaşa şaka yapmıştım. İsviçre'de pahalı saat aldığınız zaman bir smart hediye veriyorlar diye. Tabii İsviçre'nin pahalısı, çok pahalı saatleri var arkadaşlar. Yani öyle 30-40 bin, 50 bin dolardan, eurodan konuşmuyoruz. 1 milyonun üzerinde saat var. Bir saat, tek bir saat 1 milyon dolar veya euro. Evet arkadaşlar, bu görüntülerle size Allah'a ısmarladık demek istiyorum. Fazla uzattım mı da sıkıcı oluyor. Hepinize hayırlı günler olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun, hayırlı cumalarınız olsun. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.